Emre Çakır, Kur'an daha yeni hizmetini yaparken, yeni nazil olmuşken Hazreti Ali Can Risaleleri müjdelediği yöndeki üstadın sözleri nasıl değerlendirelim? Bir de Celcevlütiye'de geçen nur kavramını direkt Risalelere yormayı nasıl değerlendiriyor? Bu konuyu kendisi nasıl algılıyor? Ben kafamda çözemiyorum. Şirk işliyormuşum gibi geliyor. Ya bu şirk meselesini Müslümanlar çok basitleştiriyor yani. Şirk kalbe ait bir sıfattır. Yani Allah'ın gayrını kabul etmektir. İmandan çıkmaktır şirk ya. Yani böyle ufak tefek şeylerle hemen ben şirk görüyor, kendimi müşrik görüyorum. Yani bunlar çok yanlış şeyler. Şirk kalbin Allah'tan gayrisini tasdik etmesidir. Kalbe ait bir sıfattır şirk. Kalbin vasfıdır yani. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz 1400-1500 sene evvelinden Risale-i Nur'u nasıl gördü? Hazreti Ali Efendimiz 1500 sene evvelinden bir İslam'ın istikbalini görememişse o Hazreti Ali değildir. O Hazreti Ali değildir. Çok basit bir misal söyleyeyim. Çok basit. Benim rahmetli anam eskiden böyle haberleşme yoktu. Sadece mektup gelir gider. Telefon, melefon falan öyle bir şey. Nerede? İşte bana bir mektup gelir Kastamonu'ya. 15 günde gelir. Ben oradan cevap yazdım mı 15 günde de o buraya gelir. Bir ay. Yazılan bir mektubun cevabı bir ay sonra gelir. En dakik yani. Anında yazarsın. Ana yüreği hasret dayanamıyor. O kendince bir haber, bir şey bekliyor. Bu alaca kargalar var ya. Bu kargalar bizim bahçenin içine inip kondu mu, anam o gün mektup bekliyor ve mutlaka o gün mektup geliyor. Yahu bir ananın evladına karşı şefkatinden dolayı Allah ona böyle bir kargayı müsahhar ederse, koca İslam davasının görülmesi için Hazreti Ali'ye Allah neler göstermez ki? Allah neler göstermez? Hazreti Ali'yi ve İslam davasını ne zannediyoruz biz? Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyor. Yani cenneti, cehennemi, azabı, sıratı, köprüyü hepsini görmüş, biliyor yani. Yani ha zaten görmüştüm. Perde açıldı. Tamam, bu bizim sırat işte. Ya perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyeceğini nasıl anlıyoruz biz? İkinci çok mühim bir mesele. Bizde teslimiyet var. Yani bende bilhassa bu şey belki de delilik derecesinde var yani, bilmiyorum. Ben bir meseleye inandım, bitti o iş. Şimdi Risale-i Nur'a ben inanmışım. Risale-i Nur'da ne yazıyorsa kabul ediyorum. Bunu başkası ister kabul eder, ister etmez. Beni hiç ırgalamaz. Hiç. Yani ben Risale-i Nur'da muhkemse, anlaşılırsa, üzerinde kelam etmenin imkanı yoksa, bu böyledir diyorsa bitmiştir o iş. Yani Risale-i Nur diyor ki Hazreti Ali Risale-i Nur'dan haber veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Dünyanın bütün allameleri toplansa, ahiretin bütün evliyası ayağa kalksa benim bu itikadımı sarsmaz. Bende böyle bir özellik var. Onun için beni mazur görsünler. Risale-i Nur'da bir şey yazıyorsa ben onu söylerim. İspatına da ihtiyaç hissetmem. Bu kardeş samimi gördüğüm için laf söylüyorum yani.